Son zamanlarda toplumu rahatsız eden, geren Diyanet'in açıklamasıyla ilgili bizim de rahatsızlıklarımız var. Verilen fetvalarda 9 yaşa uygun olduğu evlilik için söylenmesi ve bundan daha önce babanın çocuğuna şehvet duymasının doğal olduğu, işte üvey babanın kızıyla evlenebileceği, bunlar hepsi bizi korkunç rahatsız ediyor. Yani Diyanet asli görevini bıraktı. Toplumun özür dileyerek söylüyorum, cinsel hayatına bir çeki düzen verme derdine düşmüş durumda. Aynı zamanda AKP iktidarının yapmaya çalıştığı kadını toplum içerisinde itibarsızlaştırma, eve kapatma, sosyal hayattan tamamen kopararak Arabistan da yaşatılan Vahabi kültürünü birebir Türkiye'de uygulama projesi olarak görüyoruz ve Diyanet İşleri Başkanlığı da buna olduğu gibi sözcülük yapıyor, kalemşörlük yapıyor. Bir nevi borazanı haline geldi bu projenin. Daha sonradan bir düzeltmeye gittiler. Dediler ki 17 yaştır evlenme yaşı. Hayır, 17 yaş değildir. Bir bireyin reşit olabilme yaşı 18'dir. 18 yaşından sonra insanlar kendi kararlarını verebilme durumuna gelebiliyorlar. Ama bundan önce yapılacak evliliklerde annelerin, babaların, aşiret liderlerinin ya da Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da ismi adet olarak konulmuş Berdel var. Bu şekilde kız çocuklarının hiç fikri alınmadan evlendirilmesi, küçük yaşta çocuk sahibi olmaları. Bunlar evlilik değildir, çocuklara tecavüzdür. Bunun adı budur. Pedofilinin yaygınlaşmasını sağlayacak bir açıklamadır bu. Ya çocuklara bu iktidar sahip çıkmıyor. Bu toplum yeterince sahip çıkamıyor. Anneler, babalar, siz çocuklarınıza sahip çıkın. Siz çocuklarınızı Diyanet'ten koruyun. Siz çocuklarınızı bu iktidardan koruyun. Her geçen gün artan gericilik en yakın zamanda Diyanet'in fetvasıyla tamamen hayatımıza yerleşmiş oldu. Daha doğrusu meşrulaştırmaya çalıştılar. Yakın zamanda başımıza gelen tarikat yurtlarında kız çocuklarının yanması, Ensar Vakfı'nda çocukların tecavüze uğrarken Diyanet'in ses çıkartmayarak bugünkü yaptığı 9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir, 12 yaşındaki erkek çocuklarıyla yapmış olduğu fetvayla bu gericiliği meşrulaştırmış oldular. Bütün var olan laik cumhuriyette cumhuriyetin tasfiyesini kendilerince yapmaya çalışmaktadırlar. Ancak bu toplumun aydın ilerici insanları hiçbir şekilde bunu kabullenip sineye çekemez. Yer yer buldukları her açıklıkta kadınları sosyal yaşamdan uzaklaştırma, tamamen bir cinsel obje olarak görmeleri de aynen bugün yapmış olduğu fetvayı desteklemektedir. Geçmişte yapmış oldukları 3 çocuk yapılması, kadınların çalışmaması, sadece evde köle olarak hizmet etmesi ve erkeklere sadece hizmet ve cinsel obje olarak yer etmek istedikleri toplumun tekrar bu fetvayı desteklemişlerdir. O sebeple gericiliğin mekanı, yeri olan Diyanet kapatılmalıdır. Ve biz kapatılmasına dair aydın insanlar olarak bunun mücadelesini vereceğiz.